Çalışma kitabı görünümleri. İlk olarak çalışma kitabı görünümleri dosyamı açıyorum. Çalışma kitabımı açtım. Veriler, gördüğünüz gibi daha önce kullandığımız bir veri seti. Çalışma kitabı görünümleri niçin kullanılır? Görünümler daha çok yazdırma öncesi, ön izleme yapmak için kullanılır. İlk olarak görünümler sekmesine tıklıyorum. Ve sol tarafta çalışma kitabı görünümleri bölmesi olduğunu göreceksiniz. Buradan sayfa sonu ön izlemeye tıkladığım zaman bana hangi sayfaların yazdırılacağını gösteriyor. Biraz daha büyüteyim, şöyle görün. Örneğin sayfa 1 burada olacak. Sayfa 2 burada olacak. Peki bunların ayarlarını değiştirebilir miyim? Tabii ki değiştirebiliriz. Örneğin sayfa 1'in boyutunu küçültmek için şu gördüğünüz, biraz daha büyütüyorum. Mavi bir çizgi var. Mavi çizgi yukarı doğru sol tuşa basıp sürüklüyorum, bırakıyorum. Küçülttüm. Sol tuşa basılı tutup sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi sayfa 1'de artık sadece bu veriler olacak. Sayfa 2 daha geniş olacak. Ve bunların değiştirmek istersem gördüğünüz mavi çizgileri kullanmam yeterli. 3 sayfaya böldüm, artık 2 sayfaydı. 3 sayfa oldu. İstersem alanlarını da daraltabilirim. Hangi verilerin yazdırılmasını istiyorsam o alanları da seçebilirim. Gördüğünüz mavi kenar çizgilerini kullanmam yeterli. Şimdi sayfa düzeni diyorum. Sayfa düzeni bizim yazdıracağımız çalışma kitabında sayfaların nerede olduğunu gösteriyor. Biraz küçülteyim. Örneğin daha da küçülteyim şöyle. Sayfa 1'de bunlar yazılacak, sayfa 2'de bunlar ve sayfa 3'te şu gördüğünüz kısım olacak diyor. Her ne kadar çok küçük olsa da gördüğünüz alanlar yazdırma öncesi bir ön izleme anlamında kullanılır. Tekrar normal görünüme dönmek için normale tıklıyorum. Artık normal bir şekilde görebileceğim. Bu çalışma kitabı görünümlerinin bir kısa yolu var. İlla görünüm sekmesine gelip bunlara tıklamak zorunda değilsiniz. Örneğin giriş sekmesinde çalışma kitabının en altında, en alt sağ tarafta yakınlaştırma ayarlarının solunda sayfa düzeni ve sayfa sonu ön izleme var. Gördüğünüz gibi. Kısa yol olarak sağ alt köşedeki bu komutları kullanabilirsiniz. Tekrar görünüm sekmesine geliyorum. Şimdi yakınlaştıra bakalım. Yakınlaştıra tıkladığım zaman bize kaç oranında yakınlaştırma yapmamı istediğini soruyor. Örneğin %200 diyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz kocaman bir yazılarım oldu, veri setim oldu. Bunu tekrar eski haline getirmek için görünüm sekmesinde yakınlaştır bölmesinde yer alan %100'e tıklamam yeterli. Tıkladığım zaman yine %100 olacaktır. Bir veri setini seçtiğim zaman, örneğin sadece burayı seçiyorum ve seçimi yakınlaştır dersem o ilgili seçim alanı yakınlaşacaktır. Gördüğünüz kocaman oldu. Tekrar %100'e tıklarsam eski haline geri dönecektir. Tabii yakınlaştırın da kısa yolu var. Biraz önce görmüş olmalısınız. Sağ en alta indim. Burada gördüğünüz yakınlaştır. Örneğin %268 yaptım. Küçültürsem daha da küçülecektir. Eski haline getirmek için %100 yapabilirim. Bunun kısa yolu kontrol tuşu basılıyken sol kontrol tuşuna basıyorum. Ve faremin orta tuşuyla, orta çark tuşuyla ileri geri yapıyorum. Bu şekilde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilirsiniz. Ben şu ana kadar buraları birkaç defa kullanmışım. Çok nadiren kullandım bu alanı. Farenin orta tuşunu kullanabilirsiniz. Kontrol tuşu basılıyken tabii ki. Farenin orta tuşunu yukarı aşağı yaparsanız, çarkı çevirirseniz, zoom ayarlarını yapabilirsiniz. Tekrar %100'e getirmek için %100'e seçiyorum. Pencere alanında, yine görünüm sekmesinde pencere alanında tümünü yerleştir var. Bu ne işe yarar? Yeni bir çalışma sayfası açalım. Çalışma kitabı açtım daha doğrusu. Şimdi altta görüyorsunuz iki tane çalışma kitabım var. İlkine dönüyorum. Görünüm sekmesinde tümünü yerleştire tıklıyorum. Nasıl yerleştirirsin diye soruyor. Dikey yerleştir diyorum. Ve tamam dedikten sonra artık iki tane çalışma kitabım yan yana olacaktır. Veri karşılaştırması yapmak için ideal. Bunun yerine tümünü seçtim. Şunu da tamamen seçtim. Bunun yerine seçtim çalışma kitabımı. Sol tuşa basılı tuttum. Ve sol
en sol tarafa sürükleyip bırakıyorum. Otomatik kendi yerleşecektir zaten. Bunu da yapabilirsiniz. İlla burayı kullanmanıza gerek yok. Daha sonra sağ tarafta kitap 1'i seçmeniz yeterli. Bunu da kullanabilirsiniz eğer çok dar bir alanda çalışıyorsanız. Tekrar çalışma kitabımı eski haline getirdim. Ve son olarak böl olayı var. Örneğin şöyle bir karşılaştırma yapmak isteyelim diyelim. 6. satırı seçtim. A6 hücresine. Ve böl diyorum. Böl dedikten sonra aşağı indiğim zaman üst satırların donduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde karşılaştırma yapmak istersem bölü kullanabilirim. Kapatmak için tekrar böle tıklamam yeterli. Çalışma kitabı görünümlerini 2 ders sonra çalışma kitabını yazdırma konusunda çok fazla kullanacağız. O yüzden bu dersi iyi bir şekilde öğrenmenizde fayda var.